Meyveler, günlük hayatta tüketilmesi gereken temel besin maddeleri arasındadır. Enerji ve vitamin deposu olması, hastalıklara karşı koruma sağlaması, kolesterolü dengelemesi, cildi güzelleştirmesi ve bünyesinde yüksek lif içeriği bulundurması nedeniyle sağlık dostudur. Ülkemizde çokça tüketilen ve market raflarında gördüğümüz meyvelerin başında elma, portakal, mandalina ve üzüm yer alıyor. Dünyadaysa tüketiciler tropikal meyve olan muz, kivi, avokado, ananas ve mangoyu tercih ediyor. Son yıllarda ülkemizde tropikal meyve yetiştiriciliğinin artmasıyla beraber tüketicilerin bu meyvelere olan talebi her geçen gün artıyor. Tropik iklim kuşağında üretilen ve egzotik olarak da adlandırılan tropik meyveler, gelişen ve değişen teknoloji sayesinde dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşıyor. Geçmiş yıllarda bazı market raflarında görüp nasıl tüketileceğini, nasıl muhafaza edileceğini ve faydalarını bilmediğimiz, hatta zaman zaman kendimizi uzak hissettiğimiz bu meyveler hakkındaki bilgilerimiz ve talebimiz her geçen gün artıyor. Ülkemiz birçok meyve çeşidinin yetiştirilmesi için uygun iklim ve coğrafi koşullara sahip. Son yıllarda özellikle büyük marketlerde ve manavlarda gördüğümüz, adını hiç bilmediğimiz, tadına hiç bakmadığımız tropik meyveler de var. Bu tropik meyvelerin bazıları Akdeniz sahil kuşağı olarak adlandırdığımız Antalya Mersin arasında ülkemizde yetiştiriliyor. Gıda Habercisi olarak bu hafta sizlere hem ülkemizde yetiştirilen hem de ülkemize ana vatanlarından getirilen tropik meyveleri anlatacağız. Tropik meyve tüketir misin? Sadece ananas tüketiyorum. Ananas ve avokado. Muz tercih ediyoruz. Çocuklar seviyor. Ananas ben seviyorum ama sık sık tüketmiyorum. Muz ve kivi genelde onu tüketiyoruz. Sadece meyve olarak mı tüketiyorsunuz yoksa salatalarınızda falan kullanıyor musunuz? Sadece meyve olarak tüketiyorum. Salatanın da aslında meyve salatasının da hazırına kaçıyoruz şu sıralar. Çok yoğun tempoda çalıştığımız için artık raflarda görebiliyorsunuz meyve salataları ama bunun haricinde pomelo benim salatalarımda olmazsa olmaz diyebilirim şu dönemde. Büyük lezzet katıyor, farklılık katıyor. Yani dünyanın meyvesini getiriyorlar sağ olsunlar. Biz de dünyanın meyvesini tatma fırsatı buluyoruz. Alırken neye dikkat edersiniz? Genelde taze olmasına dikkat ediyorum. Bir de marketlerde kesilmiş ve kullanıma hazır halde olabiliyor bazen. O da işimi çok kolaylaştırdığı için o şekilde alıyorum. Gördüğüm zaman mutlaka alıyorum. Bir de kilo aldığım zaman ödem atmak için alıyorum. Siyah olan yemeğe hazır avokadoyu ben özellikle tercih ediyorum. Çünkü daha aromatik. Salatalarımda daha lezzet alıyorum. Daha çok hoşumuza gidiyor. O yüzden yemeğe hazır olanı tercih ediyoruz. Fiyatları ile ilgili düşünceniz nedir? Hani yüksek geliyor mu? Yüksek midir? Nasıldır? Bence iyidir fiyatları. Aynı Türkiye'de yetiştirilen sebzeler, meyveler kadar. Ülkemize dünyanın dört bir yanından 60'a yakın farklı tropik meyve gelmesine rağmen ülkemizde en çok bilinen ve tüketilen tropik meyvelerin başında muz, kivi ve avokado akla geliyor. Artık tüketiciler istedikleri çeşitte tropik meyvelere ulaşabildikleri gibi, mevsiminde bulamadıkları meyvelere de 12 ay boyunca rahatlıkla ulaşabiliyor. Aşağı yukarı 15 çeşide yakın tropikal meyvemiz var. Bunlar işte passion fruit, mangostin, ananas, guava, physalis, hani altın çilek dediğimiz. Buna benzer 15'e yakın ürün çeşidimiz var. Ama
Tabii bunların içerisinde en çok tüketilen şimdi ananas, blueberry, mango, papaya giderek satılmaya başladı. Tabii bu tüketici bilinçlendikçe, o lezzeti aldıkça tüketicisi artıyor. Tüketiciler size ne diyorlar fiyatlarla ilgili? Ya şimdi tabii tropikaller, ithalleri çok pahalı. Bunun da bir tek nedeni var. Yüksek gümrük vergileri ve lojistik. Şimdi Hollanda'da 3 euroya aldığınız bir ürün Türkiye'ye 6 euroya mal oluyor. Bir de bunlar tabii yaşayan ürünler. Bunların tabii %50'ye yakın firesi oluyor. Dolayısıyla da Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığınız zaman arada 3 katı fark oluyor. Tropik ürünler satınca tüketiciler size isim takıyorlar. Bu isimler nelerdir? Ne diyorlar size? Ya bir kere tabii sosyete manavı denir, kazıkçı manavı denir, pahalıcı manavı denir, denir. Halk tabiriyle çok şey söylenir ama şu bir gerçek. Eğer kaliteli bir ürünü yetiştirip kaliteli bir şekilde satmak isterseniz bunun maliyeti yüksek. Dolayısıyla biz tüketicilerimize hep şunu söylüyoruz. Kardeşim 2 kilo yemeyin, yarım kilo yiyin, size zarar vermesin, size yarasın. Dünyanın dört bir tarafından birçok farklı lezzetli meyveyi ülkemizde tanıştırıyorsunuz. Kaç ülkeden ne kadar meyve getiriyoruz Türkiye'ye? 6 kıtada 36 ülkeden 60'a yakın meyveyi getiriyoruz. Yani dünyanın meyvesini getirmiş oluyoruz. Hem dünya açısından bakıldığında hem de ülkemiz açısından hangileri en çok rağbet görüyor tropik meyvelerin? Muzu saymazsak ananas birinci sırada yer alır bir yükseliş trendinde. Onu avokado takip eder, mango, pomelo çok şu anda revaçta. Yaban mersini yine yükselme trendinde diğer orman meyveleriyle birlikte. Avokado Türkiye için de çok yeni malum fakat büyük bir potansiyel barındırıyor. Bugün Peru'ya gittiğinizde bizim mutfağımızda domates neyse Peru mutfağında avokadodur. Yani tüketim o miktarda gerçekleşiyor. Ananasa baktığımızda Costa Rica ağırlıklı olarak ananası üretiyor ve ihracatını yapıyor. Diğer meyvelerden mango gibi, avokado gibi meyveleri de Peru şu anda çıkışta. İyi bir trend yakaladılar, çok üretiyorlar. Yaban mersini üretiyorlar. Egzotik meyvelerde daha çok Uzak Doğu devreye girer. Tayland, Malezya ön planda. Elbette çok büyük pazar. Bizim misyonumuz raflarda sürekli ürünlerin bulunmasını sağlamak. Bu anlamda 12 ay düzenli olarak eğer Türkiye'de üretim yapılmıyorsa, yetişmiyorsa ürün 12 ay düzenli olarak ithalatını yapıyoruz. Türkiye'de yetişenlerin ise hasat döneminde alıyoruz. Sonrasında Güney Yarımküre'ye ki onlar malum ters mevsim yaşıyorlar. Oradan getirip 12 ay döngüyü sağlamış oluyoruz. Peki fiyatlarıyla ilgili geçmişle kıyasladığımızda tüketiciler açısından ne durumda? Malum bunlar ithal meyveler oldukları için bir takım giderler söz konusu, maliyetler söz konusu. Burada miktar arttıkça bu maliyetlerin payı azalıyor. Dolayısıyla fiyatlara yansıyor. O anlamda artık eskisinden çok daha iyileşiyor ve iyileşme yönünde devam ediyor. Tropik meyveler buraya gelirken ülkemize yurt dışından geliyor. Bu aşamada orada ilk hasat sırasında dikkat ettiğiniz kriterler var mı? Dikkat ettiğimiz kriterlerden en başında Global Gap sertifikasına sahip olması. Çünkü şirket olarak kararımıza göre biz iyi tarım uygulaması olmayan hiçbir ürünü kendi paketlerimize koymak istemiyoruz. Bu yüzden bize belirleyici ilk baştaki kriter Global Gap sertifikasına aktif olarak sahip olan bir firma olması gerekmekte. Belirli hasat kriterlerinde bu işlemler gerçekleşiyor. Hasat kriterlerine göre uygun olan ürünler toplandıktan sonra belirli süreler içerisinde soğuk zincir alınıyor, ön soğutma yapılıyor. Peki özellikle ürünleri, meyveleri aldıktan sonra buraya gelinceye kadar soğuk zincirin kırılmaması önemli mi? Ya da bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Soğuk zincirin kırılmaması kesinlikle önemli bir şey. Çünkü soğuk zincir kırıldıktan sonra üründe herhangi bir depolama ömrünüz bulunmamaktadır. O yüzden çalıştığımız firmalar hasat edilen ürünlerin hepsini kısa sürede depolarını alıp ön soğutmalarını gerçekleştirir. Daha sonra konteynerlara koyarken bize izleme cihazı olarak data loggerları içerisine koyarlar. Biz de o yolculuk sürecinde istediğimiz sıcaklığın altına düşmüş müdür, üstüne çıkmış mıdır bunları kontrolünü sağlarız. Soğutmaya girdikten sonraki süreçten sonra hiçbir zaman nihai tüketiciye gidene kadar soğuk zincirin kırılmaması gerekiyor.
Peki buraya geldi, gümrükleme işlemi yapılırken nelere bakılıyor ve nelere dikkat ediliyor? Buraya geldiğinde ilk olarak kalite kontrol birimi, şirket olarak hazırladığımız mal kabul standartlarımıza uygun olarak ürünleri kontrol ederiz. Bunlar iç yapısı ve fiziksel görünümü olarak değişir. Gümrükleme sürecinin asıl amacı Türk Gıda Kodeksi'ne uygun bir şekilde pestisit kalıntısı var mıdır yok mudur işlemidir. Bu süreç 3 gün içerisinde gerçekleşiyor ve 3 gün içerisinde de pestisit kalıntısı olmayan ürünler onay verilerek depomuza tekrar alınıyor. Burada depoda olan ürünler tüketiciye ulaşıncaya kadarki aşamada siz nelere dikkat ediyorsunuz ve hangi işlemlerden geçiyor? Biz burada depolamada direkt istediğimiz saklama koşullarına uygun olarak mı depolanmaktadır? Bunun kontrolünü sağlıyoruz. İki şekilde ürün çıkışlarımız gerçekleşiyor. Bunlardan biri kendi markalarımızda ki kendi markamız olarak paketlenen ürünler tek tek elden geçiriyor. Bu şekildeki ürünleri tekrar depolayarak satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bütün meyvelerin depolama sıcaklıkları farklıdır. Özellikle orman meyveleri dediğimiz grup, blueberry, ahududu, frenk üzümü gibi ürünler genellikle daha soğuk, yani 0-2 derece arasında saklanmaktadır. Ama ona nazaran mango gibi, avokado gibi meyveler ise daha sıcak ortamlarda saklanacaktır. Bütün meyve gruplarının belirli bir sıcaklık skalası vardır. Biz mal kabul işleminde gerçekleştirirken gerçekten birinci kalite olarak belirlediğimiz ürünler midir diye bunun raporlarını hazırlıyoruz. Buna göre satın alma birimine ve üretim, yönetim birimlerine bunları rapor halinde gönderiyoruz. Buna baz alarak da üretim, satış gibi birimler bunlardan hangi ürünleri satabileceklerini direkt düşünüyorlar. Bizim için önemli kriterlerden en büyüğü gerçekten yemeğe hazır ürün mü? Herhangi bir bozukluk olup olmayacağı şeklindeki veya dış yapısındaki bozukluklardan dolayı fiziksel kontrollerimiz ve iç yapısının kontrollerimiz vardır. Manav veya market tezgahlarında gördüğümüz tropik meyvelerin çoğu yurt dışından geliyor. Ancak son yıllarda artan talep nedeniyle ülkemizde tropik meyvelerin yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Alanya'da hangi tropikal meyveler yetişiyor? Şimdi Alanya'da avokado, guava, papaya, karambola, pasifora, polamo. Buna benzer bizim 24 çeşit şu an ilçemizde ürünümüz var. Ziraat odası olarak burada 1,5 dönüm bir arazimiz var. Burada Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. İlk burayı açtığımız zaman işte yıldız meyvesini üreticiye kazandırdık. Tropikal meyve, karambola dediğimiz. Bunu şu an üreticilerimiz artık kendi bahçelerini üretmeye başladı. Mango bahçeleri kurulmaya başlandı. Tabii ki mangoda bizim fidan bazında herhangi bir desteğimiz yok ama bazı üreticilerimiz kendi imkanlarıyla yurt dışından veya marketlerdeki satılan mangonun çekirdeklerinden üretmeye başladılar ki bugün mango bahçeleri kuruldu. Şu elimizdeki meyveyi biz 3 lira, 4 lira, 5 lira büyük marketlerde bugün bir mango alayım desen 10 lira, 15 lira. Papaya. Ya şimdi yurt dışından geliyor, manav ve marketlerde rahatlıkla pazarlanıyor. Biz bunu üreticiye yeterince ektiremedik. Talebi karşılayamıyoruz henüz. Tarım Bakanlığı ve üretici, sivil toplum örgütleri vesaire düzenli bir planlamayla inanır mısınız biz bunu 2-3 yılda çözeriz. Üretici de devletimiz de ihracatımız da artar ve bir istikrar sağlanır. Yani benim bölgeme ne ekeceksin? Muz, avokado, mango, palomo, guava, karambol ekeceğim. Bizim birkaç tane üreticimizde ananas var ama ekonomik olarak yok. Tropikal meyvelere ihtiyaç duyan tüccarı, pazarcısı, ihracatçısı nereye gelecek? Alanya'ya gelecek. Yarın bu ürünleri de biz dışarıdan ithal etmeyeceğiz. Bizim buradaki amacımız Alanya'da dünyadaki tüm yetişen tropikal meyveleri yetiştirmek. Anadolu toprakları çok verimli topraklar ve çok farklı iklimleri barındırıyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya. Bu anlamda ürünlerin hemen hepsinin bu coğrafyada yetişmesi mümkün. Kivi ve avokado ciddi anlamda artıyor. İhracat kalemi olacaktır yakında. Bunun yanı sıra çok egzotik diye adlandırılan hatta pitahaya, liçi hatta mango gibi meyvelerin
üretimi söz konusu şu anda Türkiye'de. Ama bu süreçte kaliteye odaklı üretim yapmayı prensip edinmek lazım. Büyük bir potansiyel barındırıyor. İşte malum kuzey komşularımız bu ürünlerin hiçbirini üretemeyecek durumdalar ama biz üretebilecek durumdayız ve pazar hemen yakınımızda. Uzak doğudan ürünün o pazara gelmesi için 4-5 dolarlık kilo başına navlun bedeli ödemesi gerekiyor oradaki ihracatçının. Ama bizim açımızdan belki bu 30-40 centlerle sınırlı. Türkiye'nin şu anda tanımadığı meyveleri ihracat potansiyeli var. Tropik meyvelerle ilgili bir strateji geliştirmemiz gerekirse, ilk sıraya koymamız gereken konu, dünya standartlarına uygun, kaliteli ve rekabet edebilecek meyve üretimini gerçekleştirmek. Tropik meyvelerle ilgili yasal mevzuatın oluşması halinde ve üretimin özendirilmesiyle, kendi ihtiyacımızı karşıladığımız gibi, özellikle kuzey ülkelerine ihracatta önemli bir rol sahibi olabiliriz. Ülkemizde tropik meyvelerin yetiştiği bölgeler nerelerdir? Ülkemiz sahip olduğu iklim özellikleri bakımından dünyada yetişen birçok meyvenin yetiştirebildiği ender ülkeden bir tanesi. Ülkemizin Akdeniz bölgesinde Anamur, Gazipaşa, Alanya üçgeninde sahile bakan yamaçlar, bu üç ilçedeki bu sahile bakan yamaçlar tropik meyvelerin yetişebildiği yerler. Peki en çok hangi tropik meyveleri yetiştiriyoruz ve yeni yetiştirilebilecek tropik meyveler var mı ülkemizde? Ülkemizde şu an itibariyle çalışma uzun yıllardan devam eden muz ve avokado başta olmak üzere 2011 yılında kurumumuz ve Antalya İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Antalya Valiliği'nden bulduğu bir bütçeyle ülkemizde Adana doğru olarak yetiştirilmeyen 6 tane türde 11 tane çeşit ithal etti. Mango, liçi, guava, pitaya, pasiflora türleri. Bunları Gazipaşa ve Alanya'da 3 tane lokasyonda araziye diktik. Bu proje sonuçlarına göre pitaya, pasiflora çok hızlı geliştiği için ve yılda 2 tane meyve verilebildiği için bu iki türde toplam 3 tane çeşidi 2017 yılında tescile sunduk. Bundan şu an tescil işlemine devam ediyor. Mango, Türk damak tadına çok uygun bir meyve olduğu ortaya çıktı. Onunla çalışmalarını şu an devam ettiriyoruz. Tropik meyveler bu bölge yetişebildiği için üreticiler bunu tercih ediyorlar. Bunlar tabii hem insanların değişik meyve olan ihtiyacını karşılamakta birlikte bunlardaki önemli miktardaki döviz çıktısında ortadan kaldırmayı hedefliyoruz uzun vadede. Peki bununla ilgili üretim yapmak isteyen üreticiler nereye başvurmalılar? Bununla ilgili fidanlar var mı yoksa ithal mi ediyoruz hala? Bu yeni türlerde de biz tescilini tamamladıktan sonra bunların piyasaya fidanı vermeye başlayacağız. Zaten pita ve pasiflora bir aksilik olmazsa 2018 içerisinde tescilini tamamladıktan sonra bu ilk türde fidan üretimi çok hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Diğer türlerde tescil oldukça üreticilerin fidan talebini karşılama yoluna gideceğiz. Yaklaşık ağırlıkları 300 gram ile 1 kilo arasında değişiyor. Kiviye benzer bir çekirdek grubu var içerisinde, çekirdekli bir meyve. İçi kırmızı, pembe, mor, beyaz olanı var. Dışı sarı beyaz olanı var. Yurt dışındaki tadına göre bizim buradaki meyvemizin tadı %40-%50 daha tatlı. Yurt dışındakine göre meyve şeklimiz daha güzel, daha lekesiz. Seramızı kurduk. Maliyeti ilk etapta yüksek oluyor ama daha sonrası düşüyor. Mayıs-Haziran ayı itibariyle çiçekleme dönemine giriyor. Aralık sonuna kadar devam ediyor. Burada üretici fiyatı nasıl? Markette satış fiyatları nasıl? Üretici 2017 itibariyle 8 liranın üzerinde gitti. Market fiyatları 8 liranın üzerinde işte 15-20-25 lira civarlarında satıldı. Ama biz hani toptan 3 liradan satsak diyorum. Biz o düşünceyle ektik yani 15 liraya falan değil. Tatminkar edici bir fiyatı var. Kamkat turunçgillerin bir türü. Yani küçük limon, küçük mandarin benzeri. Meyveleri kabuğuyla yenen bir turunçgil türü. Piyasası biraz daha kendisini bulmaya başlayan bir çeşit. Zaman zaman 20-25 lirayı bulduğunu duyuyoruz. Ortalama 8 lira 10 lira gibi rakamlara gidiyor. Tabii bu üreticinin eline geçen rakamlar. Besleyici özelliği, C vitamini değerinin yüksek oluşu, sindirim sistemine katkıları, B12 vitamini açısından zenginliği ilgi görmesini artıran özellikleri de. Sağlıklı beslenmenin önem kazanmasıyla birlikte zengin enerji ve besin değeri olan avokado en çok tüketilen tropik meyvelerden biridir. Nasıl tüketileceği hakkında yeni yeni bilgi sahibi olduğumuz avokado, ülkemizde muz ve kividen sonra
en çok üretilen tropik meyvedir. Ülkemizde avokado yetiştiriciliği ne zaman başlamıştır? Alanya için özellikle hangi dönemlerde üretim yapılıyor? Şimdi avokado daha önceden buraya 1960-70'li yıllarında geldi ama hiç kimse bilmiyordu. Yabani bir ürün olarak görünüyordu. Tropikal olduğunu herhangi bir bilgisi yoktu. 2010 yılından itibaren tamamen bilinçli bir şekilde üretilmeye, tüketilmeye başlanmıştır. İran çok talepte bulunuyor. Romanya'ya gönderdik, Ukrayna'ya gönderdik. Peki hangi çeşitleri var burada ve hangi dönemlerde üretim yapılıyor? 24 tane şu an saydığımız, bilmemiz gereken bir çeşit var ama Türkiye'ye uyan 6 tane bir çeşidimiz var, ana çeşidimiz var. Bu ürünler Ağustos ayında başlıyor. Erkenci olaraktan Ağustos, Eylül, Ekim, bu Haziran'a kadar devam ediyor. Bu çekirdeksiz olan her cinsin çekirdeksizi var. Bunda çekirdek olmadığından dolayı büyümüyor. Büyümeyince bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Burada üreticilerime seslenmek istiyorum. Kesinlikle fiyat ne olursa olsun bir ürünü hangi ayda hasat etmesi gerekiyorsa o ayda hasat etmelerini istiyorum. Yani her ürünün ayrı aylarda bir tüketimi vardır. Tüketicilere tavsiyemiz şudur. Hangi cinsi hangi ayda tüketmesi gerektiğini takip edecek. Geldiğinde armut gibi tüketen insanlar oldu. Acı bu nasıl bir şey diye. Şimdi avokado en çok satılan ürünlerin başında geliyor. Nasıl tüketecekleri çok önemli. Olgunluk evresi çok önemli. İdeal ortamlarda saklanmayan tropik meyveler hızlı bir şekilde bozulup çöpe gidiyor. Her tropik meyvenin kendine özgü yeme şekli var. Tropik meyveler son yıllarda hayatımıza girdiği için alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında çok da fazla bilgi sahibi değiliz. Mesela passion fruit dediğimiz, işte içini yiyorsunuz, dondurması çok güzel olur. Ama onu zamanında hasat etmezseniz acıdır. Mangonun olgunlaşması lazım. Yani sert mango yenmez. Biraz yumuşacak ki aroması öyle ortaya çıkıyor. Ananasın da olmuş olması lazım. Biraz yumuşak olması lazım. Kivinin de biraz yumuşak olması lazım. Eğer kivi sert derseniz zaten ağzınızda kanamalar başlıyor, tahriş ediyor. Dolayısıyla da olgun olması lazım. Hem lezzet açısından hem daha rahat hazmetmek açısından. Yıldır dünyayı gezip en iyi üretici, etik sahibi, çevreye, insana saygılı üreticilerden ürünler alıp buraya getiriyoruz. Tamamı ürünlerin Tarım Bakanlığı'nca analize tabi tutuluyor. İlaç kalıntısı, kimyasal kalıntılarının ağrı olduğundan emin olmak adına. Sonrasında burada tek tek elden geçiriliyor. Asla risk almıyoruz. Ananas çok keyif aldığım bir meyve. Papaya malum çok da sağlıklı, sindirim için çok sağlıklı bir meyve. Beri cinsleri herkes için çok keyifli zaten. Mangosten özel bir ürün benim açımdan. Yine kullanım yerlerine göre çarkıfelek çok özel bir meyve. Tamamı keşif peşinde olan insanlar için potansiyel barındırıyor. Özellikle tüketiciler bu ürünlerle ilk defa karşılaşıyorlar. Siz o ilk defa karşılaşanlara yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Öncelikle ürünlerin ambalajlarında nasıl tüketileceğine dair bilgiler veriyoruz. İnternet sitemizde tarifler var mevcut. Ayrıca sosyal medya üzerinden sürekli bilgilendirmede bulunuyoruz ve Meyveleri Rehber adı altında bir dergimiz var. Daha çok tarifleri içeren, alternatifleri içeren bilgiler var orada. Bunları da satış noktalarından temin edebilirler, isteyebilirler. Ücretsizdir. Meyvelerin olgunlaştığını gösteren 1x değeri diye bir değer var. Bu ne demek, ne anlama gelir? 1x meyveye asıl tadını veren su içerisindeki erimiş şeker miktarıdır. Bu meyvenin tadına baktığımızda gerçekten bu ürün tatlıdır dediğimiz kıvamdır. Bunu kontrol ediyoruz çünkü belirli bir derecenin altında olduğu sürece bu meyve tatlanmayacaktır. Bir de pakette ürünleriniz var, taze meyveler. Bu taze meyveleri birbiriyle karıştırırken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikli olarak bardağımızın içerisine koyduğumuz meyveler pazarlama biriminin tamamıyla araştırmasından ve talebinden sonra gerçekleştiriyoruz. Bu da tamamıyla Türk damak tadına yakın olan meyvelerdir. Raf ömründe şuna göre belirliyoruz. Numuneler alarak hangi sıcaklıkta ne kadar dayandırabiliriz ve fiziksel, mikrobiyolojik nasıl aksiyonlar aldığımızı görüp o şekilde SKT'sini veriyoruz. Özellikle tüketiciler tropik meyveleri aldıklarında neye dikkat etmeleri gerekiyor? Hangi koşullarda hangi meyveleri saklamaları gerekir? Özellikle
ürünlerin isim isim gidersek, ananaslarda sarılık veya hafif esneklik görmeleri gerekiyor. Çünkü tamamıyla yeşil olan ürün çok fazla olgun olan bir ürün değildir. Mango, avokado gibi ürünlerde, ki bunları ikiye ayırabiliriz, gene hafif esneklik yaşamaları lazım. Eğer bunları görmezlerse yeme olgunluğunda değildir. Çünkü sert bir yapıya sahip olacaktır. Herhangi bir tat vermeyecektir. Mango, avokado, pitaya, altın çilek, papaya gibi ürünlerimizi buzdolabında saklayabilirler. Ahududu, blueberry, böğürtlen, frenk üzümü gibi ürünleri ise daha soğuk bölümlerde saklayabilirler. Özellikle biz etiketlerimizde belirttiğimiz gibi eğer hemen tüketilmeyecekse beri grubundaki ürünler yıkamaması gerekiyor. Ejder meyvesi veya liçi, bunlar da soğuk ortamda durması lazım. Yani yine buzdolabında durması lazım. Hindistan cevizleri ise aslında en dayanıklılarından biridir. Kırılmış bir şekilde bir hafta dolabınızda saklarsanız çok rahat. Dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri, meyvenin rengi koyulaşmadan bunu tüketmeleri lazım, çok fazla yumuşamadan. Tropik meyveler, vitamin ve mineral deposu olması nedeniyle insan sağlığına çok faydalı. Hem önemli bir lif kaynağı, hem de farklı renkleri sayesinde doğal bir antioksidan. Beslenme alışkanlıklarımıza yenilik katmak için tropik meyveleri tercih edebiliriz. Renkleri ve lezzetleriyle dikkat çeken tropik meyveler, diğer meyvelere alternatif olarak yer alıyor. Tropik meyveler o kadar çeşitli ki, herkesin damak tadına uygun bir meyve bulması mümkün. Renkleriyle, tatlarıyla hayatımıza keyif ve lezzet katıyor tropik meyveler. Burada birçoğunun tadına bakma fırsatı bulduk. Ejder meyvesinin, mangonun, liçinin. Hepsinin tatları birbirinden farklı ve güzel. Geçmişte çok az yerde bulabileceğimiz tropik meyveleri şimdi birçok süpermarket ve manavda bulmak mümkün. Artık ülkemizde tropik meyve yetiştiriciliği de her geçen gün artıyor. Sizlerin de bir kere olsun merak edip tropik meyvelerin tadına bakmanız dileğiyle. Gıda Habersi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habersi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.